Ziraat mühendisi Tarım Danışmanı ailesinden herkes selamun aleyküm. Ben ziraat mühendisi Mustafa Can. Değerlerimiz bugün sizlere dahiyane farklı bir yöntem ile havuç nasıl dikebilirsiniz? Onun hakkında bir bilgi paylaşmak istedim. Arkadaşlar, kullanacağımız ürün yumurta kutusu. Arkadaşlar neler yaptık önce onu anlatayım. Yumurta kutusunu şu şekilde alt kısımlarını deldik. Ve daha sonra bunun içerisinde toprağımızı yerleştireceğiz. Şimdi bu işleme geçmeden önce şunu da göstereyim. Arkadaşlar bizler havuç tohumlarımızı bir gün öncesinden suyun içerisine koyduk. Daha iyi yumuşayıp daha iyi şişip daha erken filizlenebilmesi için. Şimdi ilk başta bu kutumuzun içerisindeki toprağı dolduk. Şimdi neden bu şekilde bir işlem yaptık arkadaşlar? Bu hem bitkilerimizin yabancı ottan koruyacaktır. Hem de arkadaşlar yumurta kolisi toprak nemini sürekli sağlayacağı için daha rahat bir bitki gelişimi gerçekleşecektir. Şimdi buralar aynı şekilde arkadaşlar. Yerlerini bizler bu şekilde belli edeceğiz ve daha sonra ise buraya havuç tohumlarımızı ekeceğiz. Havuç tohumlarımızı bizler ekelim, daha sonra videomuza devam edelim. Arkadaşlar bizler havuç tohumlarımızı hepsini yerleştirdik. Havuç tohumları küçük küçük olduğu için hani video uzamaması için ben yerleştirdim. Ondan sonra videoya devam ediyorum. Ve daha sonra ne yapacağız? Şimdi bunun üzerine ufaktan bir toprak toz gibi serpeceğiz. Ve daha sonra toprağın nemli kalabilmesi için suyunu vereceğiz. Ve ben bunu arkadaşlar daha iyi erken çimlenebilmesi için şöyle bir işlem yapacağım. Yüzeyine bir poşet parçası ya da bir streç parçası olur. Naylon parçası olur. Kapatacağız. Daha sonra bunu sıcak güneş gören bir bölgede muhafaza edeceğiz. Ve daha sonra ise bunlar filizlendikten sonra belli bir seviyeye geldikten sonra bunları direkt bahçemizde toprağa yerleştireceğiz. Yani bu yumurta kutusunun olduğu gibi toprağa delip toprağın içerisine koyacağız. Herhangi bir ekstra bir başka bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Bu kullandığımız su ise arkadaşlar diğer bitkilerimiz için yapmış olduğumuz hamur mayası ve süt gübresi vardı. Bunu bu videoyu da kanalımızdan izleyebilirsiniz. Aynı şekilde bunda bunun için de uygulamasını yapıyorum ben. Çünkü bu bitkinin daha iyi filizlenmesini, daha iyi gelişmesini sağlayacak bizler için. Sizler de evinizde bu şekilde çimlendiğiniz tohumlarda bu şekilde uygulamalar yapabilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar. Sizler de havuç veyahut da herhangi bir tohumunuzu bu şekilde yumurta kutusuyla çimlendirip filizlendirip bahçenize yetiştirebilirsiniz. Veyahut da evdesinizdir. Hani binada, dairede yaşıyorsunuz. Bahçe imkanınız yoktur. Bu tarz kutularda soğan, maydanoz, bu tarz basit yetiştirilen ürünleri yetiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.